Ve ekonomi ile karşınızdayız sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Faruk Erdem yanımızda Takvim Gazetesi Ekonomi Haberleri Müdürü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. teşekkür ederim. Hayırlı bir hafta olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Hani uzun zamandır ben pek ilgilenmiyorum futbolla ama Türkiye'nin gündemi Fenerbahçe Galatasaray. Doğru. Siz bizim bu gündemle alakanız var mı? Var tabii ben de bir Fenerbahçeliyim. Öyle tabii mi? Biraz üzgünüz ama evet. şöyle bir şey var. Yani dün maçı ben de izledim. Fenerbahçemiz bu sene pek de iyi futbol oynamıyor. Onu kabul etmemiz Şimdi lazım. Kim elini vicdanına yani. koy. Ben seyretmedim <laughs> de. Ee, yani güzel oynadı mı ki? Yani oynamadı aslında Fenerbahçe hiç evet. Galatasaray bence güzel bir futbol oynadı Çakli ve yendi mi filan mesela. O tartışılır. Yani hakem ama o da zaten futbolun bir parçası, Aynen. o da parçası. Hakem yani. hata yapıyor tabii. Hakem e, maçı kaybetti aslında dün. E, biraz e, maçtan koptu gitti. Kötü bir yönetim gösterdi. Güzel bir bayram havasında geçecek derbi. Kavgaya, gürültüye gitti. Ama Fenerbahçe iyi futbol oynamadı. Yani e, galibiyeti hak edecek bir futbol oynamadı. Onu gördüm. Onu evet. söyleyebilirim. Bu sene kötü oynuyoruz. İnşallah düzelir. Yani kötü oynuyoruz de İnşallah. takımımızı değiştirmiyoruz. Ya tabii şimdi bir de yani memlekette seviyorum. ve dünyada yeteri kadar korkunç büyük problemler var. Bir de yani derbiden dolayı insanların birbiriyle yetişip yakışması. Evet. Doğru da bir şey değil. Yani... Neticede yani... bu bir oyun. Ben bazen tabii. gazetede arkadaşlar da tartışıyorlar. Diyorum ki ya neticede bir top bir oyun yani oyun için bu kadar büyütmeye gerek yok ama büyütüyoruz. Peki borsa altın döviz. Bakalım evet, bu hafta tabii Euro, hafta hafta sonu dolar. yine deprem virüs vesaire kötü haberlerle başlayacağız haftaya bu hafta biraz. Tedirginlik fazla, olumsuz haber e, gelebilir. Özellikle bu virüs meselesini biraz konuşalım isterseniz. Çünkü piyasalar virüsü fiyatlıyorlar. Hmm. Hem içeride hem bütün dünyada. E, şu anda dolar e, endeksleri yüze yaklaşmış. 99'un da üstünde yani doların diğer para birimleri karşısındaki değeri artıyor. E, az önce yayından önce söylediğiniz bütün ekonomileri etkilerken, Nedense Amerikan ekonomisini etkilemiyor. Etkileme bir Dolar... Amerika'da yok hiç. <laughs> evet yok. Yani koronavirüsün görülmediği tek yer Amerika. Zaten hani bunun ekonomik ve biyolojik savaş olduğunu her geçen gün iddia edenler sayısı artıyor. Her gün Diler haftalardır takvim gazetesi genel yayın yönetmeni bunun belgeleriyle yazıyor. E, yazısını yazıyor. Doğru yani küçük, Amerika'da gözükmüyor. Küçük yani. bir işaret vereyim. Mesela maske yapan şirketlerin hisse değerleri artıyor. Evet. Yakında da ben size söyleyeyim. Aşı yapan ve bunun ilacı olduğu söylenen ilacı üretecek Amerikan şirketlerinin hisse değerleri de artacak. Hazırız. Yani evet. bunu göreceğiz. Oyunu görmek böyle <laughs> evet. mümkün değil. Yani. Çok üzücü bir hadise. Doğru. Evet istemeyiz hiçbir ülkede gözükmesin bu virüs. Ama bir tek Amerika'da yok şu ana kadar evet. gelen haberler arasında. Şimdi yani. tabii bizim kapımıza kadar geldi. İran'da e, ölümler olmuş. Hı hı. E, dolayısıyla İran'la kapıyı kapattık. Yani ihracat devam edecek ama oradan mal e, gelmeyecek. Bir süre geçici de olsa. E, seyahat gelmeyecek. E, bunlar tabii ekonomiyi olumsuz etkileyen e, faktörler. Bir de İran'dan bizimle ilgisi olmayan ama başka ülkelere giden transit mal geçişleri var. Onlarda da kontrol edileceğini söylüyor yetkililer ama tabii kapımıza kadar ge gelmiş olması piyasaları da ekonomiyi de tedirgin ediyor. Ekonomi, psikolojiyle yürüyen bir şey. Sence de bu bir biyolojik ve ekonomik savaş mı? Biz onu görüyoruz zaten. Yani ilk başından beri bunu konuşmuştuk. Yani normal bir şey değil bu. Evet. Tabii ki bir biyolojik savaş. Yani bir virüsle Amerika bütün rakiplerini yok etmeye başladı. Yani Çin ile irtibatı olan İran. İran ne yapıyor? Çin'e petrol, doğal gaz satıyor. Rusya ne yapıyor? Petrol, doğal gaz satıyor. İran ekonomisi çökünce petrol, doğalgaz üreti, üretimi e, evet. durunca onları alması azalıyor. İtalya'da yani, yani, gözüktü. Evet, şimdi Avrupa'ya yayılıyor. Yani. Avrupa ekonomisi zayıflıyor. Avrupa bizim müşterimiz, ihracat yaptığımız partnerimiz. E, bizim ekonomimiz de tabii ki etkileniyor. Hı -hı. E, hemen rakamlar üzerinden birkaç bir şey söyleyeyim. E, borsa tabii küçük bir yükselişle başladı, e, kapandı Cuma günü ama... Bu hafta biraz dikkatli olmak lazım borsa konusunda. Tabii böyle konularda ben kendimi güvene alayım diyen para sahipleri paralarını güvenli limana yatırıyor. Nedir? Şu anda doları güvenli liman görenler var ama asıl güvenli liman altın. Birazdan altını konuşacağız. Tabii dolar 6 lira 13. Kuruştan şimdi şu anda canlı veri ee, burada e, görmemiz gereken şu yani tehlikeli olan şu Erkan Bey bu oynaklık 6.30'a çıktı 6.10'a indi 6.50 oldu bir anda 6.20'ye geldi gibi olsaydı bu tehlikeliydi ama e, şu anda böyle e, sert iniş çıkışlar yok ama yukarı yönlü hareket var. tabi altını görelim e, Euro'da da evet. bir küçük yukarı Kadir yönlü hareket dünyada var. Dünyada kuvvetli dolar, dolar evet. hastalık koronavirüs şu bu birbirleriyle savaşan, ekonomik savaş yapan ülkeler filan doları böyle bir hale getirdi. Aynen, yani dolar tabii güçlü bütün para birimleri karşısında özellikle gelişmekte ülkelerde bakarsanız yani Brezilya'ya bakın vesaire bize benzem, bizden daha kötü durumdalar. E, ama altın e, yeni bir rekorla başladı. Dediğim gibi hani ben e, bu virüsten etkilenmem, ölmem, kalmam, e, sonunda da zengin olurum diyen adam parasını altına yatırıyor. E, altın şöyle bizi çarpan etkisiyle yükseliyor içeride. Neden? E, dolar yükseliyor, ons yükseliyor. İkisi birden yükseldiği için içeride gram altın 327'nin üstünde ama buralarda yani 1660'ın üstünde şu anda altının onsu 2000 görülür diyorlar. 4000 diyen falan da var da. <laughs> Fakat benim beklentim şu. Tabii uzun vadede altın kazandırır ama şurada dikkatli olmak lazım. Bu seviyelerde bir düzeltme de gelebilir. Tabii biz virüsü konuşuyoruz ama içeriği etkileyen önemli bir etken de bu idlip meselesi. Hmm. İdlip'te e, belki siz haberlerde tabii veriyorsunuz ama 2-3 milyon insanın bizim sınırımıza geldiği konuşuluyor. Bunların neredeyse 3'te 2'si, 3'te 1'i çocuk. Korkunç durumdalar, korkunç. Evet. Ve büyük, çocuk. Yani büyük bunları bir... alsan bir dert, almasan ayrı bir dert. Yani bu itlip meselesi tabii Suriye yeni bir mesele değil ama bu da tabii artık piyasaların görmezden gelemeyeceği bir sorun. Tabii bu paramara bir, bir tarafa ama burada bir insanlık dramı yaşanıyor. O çocukların hmm. halini yani sağ olsun sizin muhabirleriniz orlarda canla başla görev yapıyor arkadaşlar ve bize o manzaraları gösteriyorlar. İçimiz acıyor. Özellikle çocukların durumu ama tabii itlip meselesiyle ilgili hem ile görüşmeler hem Amerika ile görüşmeler. Oradan gelecek olumlu haberler ekonomiyi biraz rahatlatabilir hmm. ama altını biraz şu bir Amerika, konuşalım. Amerika, işte. Rusya, İran, PKK, PYD, YPG, bu katil oğlu katil Esad birdenbire beraber oldular. Aynen. <laughs> birdenbire beraber oldular Türkiye'ye karşı savaşıyorlar şu anda. Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. O, bu söz aslında boş söylenmemiş bir söz. Evet. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Altını biraz konuşalım. Bana evet. da çok soruluyor altın nereden nereye geldiği. Geçen Tüh işte sene... 10 gün önce alsaydık, 20 gün <laughs> önce alsaydık falan ama şimdi almak için uygun mu? Şimdi ben bir düzeltme gelebileceğini öngörüyorum ama uzun vade düşünen için tabii ki e, alınabilir. Yani uzun vade düşünüyorsanız ama altında mutlaka bir düzeltme gelecek. E, bu rakamları 2013'te görmüştük yani 1660'ın da üstünü e, ama oradan bir geri dönüş olabilir. Ama bu e, olumsuz hava devam ettikçe ekonomilerde. Ticaret bu kadar zayıfladıkça, üretim bu kadar düştükçe... Korku ta hakim oldukça, evet. bu hastalık nedeniyle, virüs nedeniyle falan tabii... insanlar paralarını riskli alanlardan çekiyorlar. Nedir Hı. riskli alan? işte? hisse senedidir. E, kurdur vesaire ama altın güvenli liman olarak hep görülüyor e, şu anda bakarsanız da Merkez bankalarının rezervlerinde ciddi şekilde altında var o yüzden altın hep güçlü kalmaya devam edecek ama alma zamanı mıdır satma zamanı mıdır onu kendisi karar verecek e, yatırımcının biz şöyle manzarayı bir gösterelim istedim Hemen, e, arkadaşlarımız çıkarttılar 21 Şubat 2019 yani tam bir yıl önce Cuma gününe göre 372 liraymış çeyrek altın. Şimdi 532 lira. Neredeyse iki katına geliyor. Gram da 230 liradan 322 liraya. Tabii e, şu yani anda 21 Şubat liraya. 2019'da. Evet. Geçen sene bu vakitler almış bir kenara koymuş olsaydın. <laughs> evet tabii yüzde yüze yakın evet. e, bir Dolayısıyla sen olacak. söylüyorsun ya bak dolara yatırım yapma kardeşim. Evet. Zarar edersin dediğin bu. Aynen. Aynı yani parayı dolara değil altına yatırmış olsaydın hal bu. Aynen. Tabii e, ONS'a bakalım. Aslında ONS önemli. Bir, ONS önemli. iki doların kuru önemli. Az önce söyledim. Evet. İkisi birden arttığı için bizde. E, dolayısıyla e, çarpan etkisi yapıyor. 1325 dolarlardan 1647 dolara gelmiş. E, Cuma itibariyle şimdi 1660'ın da üstünde. Ama dediğim gibi e, 2000'ler konuşuluyor. Fakat buradan bir geri dönüş, bir teknik düzeltme olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet. Satın demiyorum ama almak için biraz düşünün diyorum. Devam, devam edelim. Bu bireysel emeklilikle ilgili önemli çalışmalar var. Çok evet. önemli bir imkan devletin millete Doğru. sunduğu. Biz bu hafta tabii konuşacağımız birkaç konu var. Bugün iki veri açıklanacak. Yarın konuşuruz onları. Bir kapasite kullanım oranları açıklanacak. Yani makinalarımız ne kadar çalışıyor onu açıklanacak. İki turizm verileri açıklanacak ki 2020'de turist giriş çıkış sayısını görmüş olacağız. Tabii mecliste de torba yasa konuşuluyor. Torba yasa bugün plan bütçe komisyonuna gelecek. Orada bir tane de gurbetçilerin bes meselesi var. Burada ben biraz onunla ilgili bilgi vermiştim. Çok soru evet. geldi. O yüzden de Biraz anlatalım istedim. Çünkü gurbetçilere erken bir emeklilik imkanı getiriyor. Ee, ben tabii biliyordum ama bu kadar çok yurt dışında da izlendiğimizi bilmiyordum. Yurt dışından çok soru geldi. Ee, yurt Almanya iş... başta olmak üzere bütün Avrupa'da çok dikkatle takip eden seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz var. Evet. Yani ben biraz gurbetçilerin o emeklilik meselesini anlatınca çok soru geldi. O yüzden evet. bu... Iı, Meclisteki torba yasadaki bu maddeyi biraz anlatayım Bugün istedim. Bugün iki veri açıklanacak. Bir de evet. torba yasa görüşülüyor. Torba evet. yasada da bireysel emeklilikle ilgili evet. düzenlemeler çok konusu. Gurbetçilerin dövizli bes meselesi var. Tabi torba yasanın içinde esnafı ilgilendiren şu ahilik yasası var. Asgari ücret desteği var bu gazilerin maaşıyla ilgili kesilmemesiyle ilgili onlara ikinci bir maaşla ilgili madde var. 38 maddelik bir torba yasa görüşülecek. Tabii içine ilaveler, çıkartmalar olabilir ama bu e, gurbetçilere hep söylediğimiz dövizle bireysel emeklilik sistemine katılma imkanı getirdiler. Yani biz şimdi Türkiye'de 100 lira yatırıyoruz 25 lira da devlet koyuyor ama onlar 100 dolar yatıracaklar. 25 dolar da devletin koyma ihtimali var ama maddede şöyle bir e, söz söyleniyor. Cumhurbaşkanının bu oranı %10'a indirme yetkisi var. Hı. O yüzden de %10 olabilir. %10 bile olsa önemli bir getiri kur açısından da bakarsanız. Evet. Şimdi e, gurbetçilerin emekliliği zorlaştığı için onların borçlanmaları bes, e, şey Bağkur kapsamına alındı. Dolayısıyla hani 3600 günden emekli olacakken 5400 günde emekli olacaklar. Biraz da yüksek bir para yatıracaklar. %45'e çıktı oran asgari ücretin %45'i. E, bir yönüyle bakarsanız aslında emekli maaşını artıran bir yönü de var ama emeklilik süresi uzadı. Dolayısıyla burada ikinci bir emeklilik imkanı geliyor onlara. E, nedir o? 10 yıl 56 yaşıyla gurbetçiler emekli olabilecekler bu sayede. Hem de paraları döviz anlamında yükselecek. Bazı rakamlar çıkarttı arkadaşlar hani nerede vatandaşımız var diye dediniz ya bizi hep izliyorlar diye. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın son verileri Almanya'da 2 milyon vatandaş var, Fransa'da 700 bin kişi, Hollanda'da 500 bin, İngiltere'de 400 bin, ABD'de 300 bin, Avusturya'da 250 bin, Belçika'da 240 bin, İsviçre'de 130 bin ama Türk vatandaşı 150 ülkede varmış. Ben ona baktım hani 1 kişi, üç kişi, beş kişi. Şurada bakalım Türkiye'deki rakamlar bunlarda. 6.8 milyon kişi şu anda BES'te. Biz bu BES'i anlamaya başladık Erkan Bey, inanmaya da başladık. Ya dünyanın hiçbir memleketinde böyle güzel bir iş yok. Öyle kuramazsın yani. Hani <laughs> diyelim ki ben sana bir trilyon para verdim, git bir iş kur dedim. Yani her, %25 e garantisi evet, yok. Evet, %25 devlet para yatırıyor. Yani sen 100 Aynen. lira yatırdın, devlette de 25 lira yatırıyor. Doğru. Şimdi yani bu müthiş bir şey. Yani 500 lira yatırdın 125 lira yatıracak. 1000 TL yatırdın Evet, 250, 250 TL de devlet yatırıyor Aa, her ay. Sadece o değil. mesela. Böyle, şu, yani böyle bir kazanç kapısı yok yani. Otomatik yani. katılımda 1000 lirada ekstradan yatırıyorlar ve son tahlilde de %5 daha bir e, katılım oluyor. Ya getir devlete. parayını bireysel emekliliğe koy. Ben de %25'ini sen koyduğun gün ben de koyacağım diye bir iş yok yani. Böyle bir <laughs> kapısı yok. Büyük bir imkan Doğru. bu aslında. Yani çalışanlar açısından e, söyleyelim. Şimdi otomatik katılım dediğim 5.1 milyon kişi orada. Evet. 45 yaşın altındaki çalışanlara ben tavsiye ediyorum. İkinci bir emeklilik hem de tasarruf imkanı. Gazetegere bakalım bu arada. Ceketini bakalım. şöyle bir düzeltir misin? Mikrofon evet. evet. coşkulu anlatıyorsun. Senin Doğru. anlatımı da millet Bilmiyorum. çok seviyor. Yani Eyvallah. onu ben sana söyleyeyim. Yani yavaş yavaş benim şöhretimi ve başarımı geçtin. Şöhret Allah afettir. Yani. <laughs> afettir şöhret. <Evet. gülüyor> Buyurun. Evet, Biz e, yani bildiğimiz bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Biz de öğrenmeye ediyorum, devam ediyoruz. Tebrik vatandaşlar çok ilgi gösteriyor ve bana buyur. da söylüyor. Selam söyle diyorlar Aleyküm yani. Aleyküm Hatta yani az konuş da o konuşsun diyenler var. Buyur. Bu biraz kötüye giderse bu, sen bırak da o sunsun. <laughs> Ta, yayının tamamını derlerse benim... E, yok öyle bir yeteneğimiz e, yok. E, Yandı yani gülüm ketemez. Bildiğimiz, bildiğim, bildiğimiz ve öğrendiğimiz şeyleri evet. anlatıyoruz. Hadi takvimi sen oku. Takvimde tabii 2000 liradan kastımız bu sene e, ikramiye de alacak. Emekliler Onunla ilgili bir yazı listesi başlattık. Evet. Fakat burada e, emeklilerin aile yardımı almasıyla ilgili bir talep var. Memurlar biliyorsunuz aile yardımı alıyor. Emekli olduktan sonra bu kesiliyor, o devam etsin diye bir talep de var. Promosyon güncellensin diyor. Hem TESK Başkanı hem de Türkiye Emekliler Derneği Başkanı'nın açıklamaları var. Hı hı. Asgari ücrete destek tabii az önce söyledim, torba yasayla geliyor. 20 bin öğretmen ataması da var. Sertmek kahvaltıda 100 milyarlık <laughs> israf akşamda çok bu gerçekten evet. önemli bir şey yani. Doğru evet. aslında bu israfı biz yaşıyoruz yani pazar günleri evet. özellikle bu kahvaltı meselesi. Mustafa Varankla de bir haber var yer ye, ne, ne yenileşme sürüyor. Doğru. Şu ne, Gaziantep'te sürüyor. bir e, haber vardı sabah gazetesinde evet. e, halka arz meselesi borsamızda halka arz yeni halka arzların olması lazım. Evet. E, sermaye piyasası kurulu Gaziantep'te bu toplantıyı yapacak o da önemli. Yarın Yarın bir de Merkez Bankası Başkanı... Yani şirketlere başkanı, halka arz etmeye çalışın. Kendinizi evet, bu, buralara odaklayın demek onun istiyorlar. Onun ne kadar doğru karlı olabileceğini gösterecek. Evet. Yarın Merkez Bankası Başkanı da Bursa'da olacak. Onu da takip ediyor olacağız. O da mı geziyor böyle? E, Merkez, Bursa Sanayi Odası'yla bir evet. toplantısı var. Geri Buyur. çekilmeden nasıl yararlanmalı? Şimdi bedelsiz verilebilecek şirketler öneriliyor. Para gelinlikte. Markalı gelinlik satın, çok kazanın. Evet. Vay be, gelinlik işi bize... Uzak. Burada para Değil. dergisi böyle evet. küçük sermayeyle yapılacak işleri öneriyor aslında. Tamamlayıcı sağlık sigortasına hücum. Doğru. Girişimciler için yepyeni bir iş. Atölyeler, iş imkanı sağlayan, sertifika veren hobi atölyeleri çok revaçtaymış efendim. Çok Zamanımız değişiklik. azaldı. Evet. Efendim? Zamanımız bitti mi? Bitti. Peki, var mı bir söyleyeceğin? Ee, beklediğimiz yarın konuşuruz. Gaziantep'te konuşur. SPK başkanı var. Yarın. Yarın. Merkez Bankası Başkanı yarın Bursa'da olacak. He. Bugün... E, kapasite kullanım oranları açıklanacak ve turizm e, verilerini öğreneceğiz. Bugün. Öğreneceğiz inşallah. Evet. Allah kolaylık versin. İnşallah evet. güzel gelir veriler. İnşallah. Efendim yayınlayacağımız haber de ne neyle ilgili idi? Yayınlayacağımız haber bir dakika karıştı notlar. E, bu borsada katılım fonları büyümeye de iyi bir şey mi? Evet. Büyümeye devam ediyor. Ha Haktan Uysal geldi. Evet. E, sahibi geldi yeni evet. sahibi. Görevi Haktan Uysal'a devredeceğiz efendim. Faruk Erdem'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür Borsa'da katılım fonları büyümeye devam ediyor. Bu haberle sizi baş başa bırakıyoruz. 2019'da Borsa İstanbul 100 Endeksinin iki katını kazandıran Katılım Endeksi yükselişini sürdürüyor. Geçen yıl Borsa İstanbul 100 endeksi %25.4 yükselirken %54 yükselerek dikkati çeken Katılım 50 endeksi 2020 yılında da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 2020 yılında 21 Şubat tarihine kadar Katılım 50 endeksi %8.1 yükseliş kaydederken Borsa İstanbul 100 endeksi ise aynı dönemde %2.1 yükseldi. Borsa İstanbul 100 endeksinde yüksek likidite ve piyasa büyüklüğüne sahip şirketler yer alırken, katılım endekslerinde ise sadece belli kriterleri sağlayan şirketler yer alıyor. 2018 yılında büyüklüğü 11.8 milyar lira olan katılım esaslı fonlar, 2019 yılında 24.1 milyar liraya ulaşarak %6.8 olan pazar payını %8.5'a yükseltti. Yatırım fonları arasında değerlendirildiğinde 2018 yılında 1.8 milyar lira büyüklüğe sahip olan katılım esaslı fonlar 2019 yılında %307 gibi yüksek bir artışla 6.8 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştı. Emeklilik fonlarında ise 2018 yılında 10 milyar lira olan katılım fonları 2019 yılında 17.4 milyar liraya ulaştı. Fonların sektördeki payı da %11'den %14'e çıktı.